Sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulması için sözlerin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde belirtildiği gibi gerçekleştirilmelidir. Şimdi bu parça, böyle parçalarda ne yapmalıyız? Ee, i̇lk önce yüklemi bulursak bizim için yani cümlenin yargısını bulursak bizim için kolaylaştırıcı olur. Saklar ifadesi bizim cümlemizin yargısı. Sonra bunu anlamlı bir bütün içerisinde sıralayalım. Ee, tek tek deneyebilirsiniz bunu ama tabii ki yüklemi en sona koyarak. O zaman yüklemi tespit ettim. Saklar ifadesi benim yüklemim. 5 numaralı sözcük. Bu sonuncu olacak. Dil içinde anlamsal zenginliklerini ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri saklar ifadesi olması gerekirdi. Bu sıralamamız bu şekilde olacak. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma haliki kullanılmıştır? Şimdi bizim bulunma halikimiz neydi? D'daydı. O zaman E şıkkına bakıyoruz. Konuşurken yüzünde ipeksi bir gülümseyiş olurdu. Yüzünde Deda ekini aldı mı bulunma anlamında o halde Edirne. Aşağıdaki cümlelerin hangisini ayrı yazılması gereken Deda'nın bitişik yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Şimdi C şıkkına baktığımız zaman ben şimdi neye göre karar vermeliyim? DDA'yı cümleden çıkarttığımda anlamda bozulma olmuyorsa neydi? Bu bağlaştı. Ee, anlamda bozulma oluyorsa bağlaç değildi. O zaman bakalım bağlaç olan D'lerde ayrı yazılırdı. Şiirleri de öykü ve romanları gibi düşündürür aşıkları dedim. Şimdi bir de D'yi kaldırayım öyle söyleyeyim. Şiirleri de şiirleri de öykü ve romanları gibi düşündürür aşıkları bunu söyledik. Şiirleri öykü ve romanlar gibi düşündürür aşıkları dediğimizde, anlamda bir bozukluk olmadığı için demek ki bu bağlaç olan D ve ayrı yazılması gerekirdi.